Manyak Büşra ile gelmişim. Moments late. Canım arkadaşım Büşra ile gelmiştim. Mizah şov. Bugün partisine gelmiyorum. Kendi kendime pasta yapacağım. Onun üstüne mum üfleyip ağlayacak tekmişim. Bilmiyorum, kendimi yalnız ve ezik hissediyorum. Oh yes. Arkadaşlar tabii ki de. Bu ne ya? Verseler de bana bir ömür daha. Önümde sarı papatya var. Bugün ne oldu biliyor musunuz? Bugün çok önemli bir tarih. Senin için aslında çok çok önemli. Hayatının miladı. Elif için çok önemli bir gün. Neden diye sorarsanız. Ben şu an daha 29'u 30'unda doğum günüm. Daha şu an annemin karnındayım. Daha henüz doğmadı. Yarın öğlen vaktiyle doğuyorum. Elif'in de hayatına bir güneş doğuyor. Ben seninle 12 yıl önce tanıştım. Onun temelleri atılmasaydı. En son buraya pasta alışverişine manyak Büşra ile gelmişim. Beni çatlatmıştı. A few moments later. En son buraya canım arkadaşım Büşra ile gelmiştim. Sevgili Hande'nin doğum günü pastası için alışverişteyiz şu anda. En son buraya canım arkadaşım Büşra ile gelmiştim. Ve sonrasında doğum günü pastası yaptığımız arkadaşımız kalleş çıkınca, şizofren çıktı daha doğrusu değil mi? Evet. Şey yapıyoruz. Sürpriz doğum günü pastası. Sürpriz doğum günü pastası alışverişi yapıyoruz. O kadar mutluyum ki. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü pasta yiyeceğiz. Pasta yiyeceğimiz için mi? Evet, çok mutluyum. Doğum günlerini en çok bu yüzden severim. Evde kavga ettik. Bana diyor ki doğum günü partime davetli değilsin. Partiyi ben organize ettim. Bir iki kişi. Öncelikle hazırlayacağım pastacı kremasında 1 litre Hindistan cevizi sütü kullanacağım. O kadar komiksin ki. Mizah şov. Komik mi? Evet, çok komik. Turizm Bakanlığı'nın da dediği gibi arkadaşlar, yaz tatiline çıkmayın, kışı bekleyin. Kokonat sütü içmeyin, inek sütü için devam edelim. Gençlerimiz Hindistan cevizi sütü içmek için yurt dışına çıkıyor, ben anlamadım yani. İçine beyaz çikolata da alalım mı? Seni böyle şımartmak için, sen öyle bir tipsin ya, öyle bir modelsin. Burası benim en sevdiğim yer. İşte o yüzden buradan burası bir cennet. Cennete melek geldi arkadaşlar, ben geldim. Elim gidiyor. Beni kimse anlamıyor. Burada yeni çikolatalar gelmiş buralara. Altın çikolata. Güzel mi acaba bu? Oh my god. Elif bundan alalım mı? Bir de bu tuzlu karamelli şeyden alalım. Eda almış mı? Alalım ya. Sen benim doğum günüm. Ama evde kahvenin yanına. Tamam. Ben kendim hiç istemiyorum kahvenin yanına. O elinde tuttuğun riskli şey ne? Sana bir şey söyleyeyim bak. Elma, muz, şeftali. Yani bunu neden hazır alırsın? Çocuğuna bunu hazır verme. Bunu yap evde. Bunlar benim arkadaşlarım. Merhaba, ben sizi tanıyorum. En sevdiğim şey. Market gezmesinde ikinci tur. İkinci market. Bir ay yeme geldim çünkü her şeyi Migros'tan almak zorunda değilim. Çünkü bazı şeyler orada pahalı. Ne bu? Söyle. Akıl. Şimdi ne alacağız buradan? Bayağı fark var. Ben bundan alıyorum. Elif, ondan istemiyorum. Ben kakaolu istiyorum. Ben sade kek sevmem. Kakaolu severim. Çilekli yapacağız. Hani kakaolu ne? Ama çileklinin içinde görünmez. Hani tamam Elif, o zaman mumlar üflemeyeceğim. Sen üfle, ben küstüm. Doğum gününe de gelmiyorum. Şaka değil. Tamam. Yarınki olacak doğum günü partisine gelmiyorum. Kendi kendime pasta yapacağım. Hatta ben kendime çikolata falan aldım. Onun üstüne mum üfleyip ağlayacak tekmişim. Allah kahretsin diyeceğim. Ağlaşasın. Nereden buldum böyle bu arkadaşlar? Ya sessiz çığlıklarını içine akıtır mısın? Çok kötü. Pastama bile, kekine bile karar veremiyorum ya. Ay artık konuşmanı istemiyorum. Seni konuşman yasak. Elif pastacı kremasını alacağım ve sen susacaksın. Aa, bu cuburlar. Çikolata falan var. Hande. Bir daha çikolata dersen seni geber. Günaydın. Ne günaydın? Beynim sulandı. Rene İlhanur. Hailey Bieber, Justin Bieber'la olan cinsel hayatları hakkında konuştu. Gündüz seks yapmayı seviyoruz ama daha çok geceli... Bize ne? Annemi demin aradım. Annen ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Arkadaşlar oturuyormuş. Daha sonra şey demiş. Bugün ayın kaçı falan muhabbeti yapılmış. Annen de şöyle yapmış. Hadi kalkın eve gidelim. Ben yarın Hande'yi doğuracağım. Yorulma. Yarın doğum var. Biz ailece köydeyiz. Şu an ben annemin karnındayım. Annem beni doğuracak. Annem beni doğuracak. Şu an biz köydeki evimizdeyiz. Babaannemin yanında. Ertesi gün sabah Merzifon'a gidiyoruz doğum için. Yani bize şans dileyin. Nasıl doğacağım bilmiyorum. Bu arada bir şey söyleyeyim. Biz Hande ile karşılaştığımızda kaç yaşındaydık? 15. 15 yaşındaydık. İkimiz de aynı hastanede doğmuşuz ve ikimizin de ebesi aynı. Evet.
Birisi bizim ebemize küfür ettiğinde aynı ebeye küfür etmiş oluyor. Ebedaşız biz bu kızla. Pasta malzemelerimizi aldık. Şimdi öncelikle Hande'nin pastasına masraftan kaçınmadık. Doktor Özger'in pastacı kremasını aldım. Hatırlarsınız Tayland'da askerden geldiği zaman da pasta yapmıştım. Ama ona gidip BİM'den almıştım. İşte Hande'nin kıymeti ortada. Hande'ye Doktor Özger alındı. Gördüğünüz gibi. Çünkü şunu asla unutmayın. Hayatınızdaki erkek Miss Turkey olsa da, Best of Model de olsa arkadaş arkadaştır ve bütün erkekler gelip geçicidir. Aynen bunu izleyince izlemez mi? Bir ihtimalle kendi yok, kendi olduğu videoları izliyor, olay yerleri sadece. O da izlemez zaten. Ne yapıyor biliyor musunuz? Kendi olduğu yerlere sarıyor, kendini izliyor, sonra kapatıyor. Evde mesela bazen denk geliyorum, izlediği yerde kendini görüyor ya, kahkahalara boğuluyor. Sadece kendine. Sadece. Bu video çok güzel olmuş. Neden? Çünkü içinde kendi var. Pastacı kremasını pişirmek için bir tane tencere arıyorum. Benim için bu uygun. Şimdi attığımız sütle, burada diyor ki 2 su bardağı sütle yapın diyor. Ben 3 ile yapacağım. Çünkü neden biliyorsunuz? Biz fakiriz. Böyle şeyleri her zaman üstünde yazandan daha çok koyarız. Çünkü bu çocukluktan bize böyle öğretildi. Eğitimli insan tarafından kışkırtılıyorum ama. Biz neden neler artık? Ben burada pastacı kremamızı çırpıyorum arkadaşlar. Ya biz pişirmeli bu. Pişirmelisinden almışız. Niye öyle yaptık bilmiyorum. Yarın Hande'yi akşam yemeğine güzel bir yere götürüyorum. Canım arkadaşımı doğum günü yemeğine. Teşekkür ederim canım. Ben Elif'in her doğum gününde Çanakkale'de diyeceğim. Ama geçenkinde ameliyat olduğum için gitmiştim. Ondan öncekinde niye gitmiştin? Annem babamı görmüş. Ama ondan önce seninkinin doğum günü kutladım, karantina başladı. Ondan... Ben ağlayayım mı şimdi? Ben bir duygulandım. Niye? Bilmiyorum, kendimi yalnız ve ezik hissettim. Ama kanka ben sana her zaman hediye alıyordum. Ama hediye önemli değil. Ben hediye... Bence önemli. İnsan almış oluyor. Ben hiç sevmiyorum. Hiç. Bana o günü güzel geçirttirsinler. Ben başka hiçbir şey istemem. Ayrıca bu arada benim geçen doğum günüm çok güzel geçti. Annem, Bergin teyze ve Büşra ile çok güzel bir gün geçirdim. Yani ben yoktum. Ben o zaman Eda ile karın kışın ortasında koltuk değnekleriyle yürüyordum. Elif de burada. İçti, gezdi, dolaştı. Neyse ben bir şey demek istiyorum. Benim yüzüm gülmesin ya doğum gününde. Ben anlamadım şu an. Ama bana da hiç öyle olmadı. Sen de beni bir kere terk edip gitmiştin. Neyse tamam, bu kinlenmeye yol açacak. Zaten her günü birlikte güzel geçiriyoruz. Bize her gün parti değil mi? Yarın sabah kalkacağız. Köpeğimizi bir yürüyüşe çıkartacağız. Tamam. Sonra seninle manava uğrayıp ufak tefek bir şeyler alıp dışarıda güzel bir kahvaltı etmek için malzemeler alacağız. Eve gelip güzel bir salata hazırlayacağız. Sonra seninle dışarıda sevdiğimiz bir yerde, güzel manzaralı bir yerde ben diyorum ki bir salata yiyelim. Ama sonrasında eve gelelim ve ben akşam saat 7:30'a güzel bir yere rezervasyon yaptırdım. Oraya gidebilmek için seninle hazırlanalım. Tamam mı? Tamam. Bundanımız pişti. İçerisine hemen margarinini atıyorum. Margarin. Doğal ölüm. Yani reneyranur. Bir de bununla pişecek. Ben margarini o kadar çok seviyorum ki. Tereyağı da böyle bir lezzet yok. Aynen, ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bu işte neden böyle oldu? Ama bu çok eskiden de beri böyle yani. Herkes margarini daha çok sever. Sadece anne babalar tereyağını sever. Bizim jenerasyon margarin bağımlısı. Evet. Tamamdır, bu soğuyacak. Merhaba. Şimdi pastanın arasına mevsim meyvesi olduğu için şeftali koyacağız. Böyle bunu da soyması çok gıcıkmış. Sen soy, ben doğrayayım kirtik kirtik. Zahmet olmazsa. Aa aşkım. Bitiş. Ben bu arada pastacı kremasını azıcık arada gelip gidip çırpıyorum ki soğusun çabuk diye. İnşallah size de nasip olur böyle arkadaşlar. Maşallahır kebir. Ya her günümüz tatil gibi geçiyor. Sanki böyle çok yoğun çalışırsın da tatile çıkarsın ya. Hani felsefecilerin ve sanatçıların şöyle bir durumu var ya. Onların çok çalışmaması gerekir. Çünkü zihinleri sürekli doludur ve bir şeyler okuyup çalışmaları gerekir ya. Biz onlarız. Değil miyiz? Değiliz. İnkar mı ettin? İnkar ediyorum. Ama yani Elif her şey beyaz oldu. Ben kakaolu istiyordum. Ben de kakaolu pastayı kendin yaparsın. Ben pastayı ben yapıyorsam ben meyveliye yani karar verdim. Ama yani bir yerinden bir kakao çıksın yani. Nereden Hande çıkacak? Hande meyveliyle kakaolu hiç gördünüz mü? Meyveli kakao, evet. Çikolatalı. Görmeyenler varsa lütfen Elif'e göstersinler. Nasıl ya? Görmeyenler varsa bana nasıl? Ay Elif. Hande arada böyle Türkçe konuşmayı unutuyor arkadaşlar. Ay şu an şunu. Vay be şeftaliye bak be. Ağzım sulandı. Nereden anladın? Ben böyle ince ince şeftalileri doğruyorum. Hemen üstüne dizeceğim, tamam mı? Pastanın arasına dizeceğim, pardon, üzerine değil. Oraya bir çikolata parçaları falan. Hayır Hande, beni çıldırtma. Şeftaliyle çikolatanın ne alakası var? Ama küçük çocuklar çikolatadan hoşlanır. Meyveli yetişkinler yer. O kadar güzel ki, bulut gibi aynı. Sen bulut musun? Bu espriyi yapmadığını varsayıyorum. Benim pastacı kremam şimdi onun topaklandığı için biraz çırpmam lazım. Bu normal böyle olması gerekiyordu zaten. İçine biraz sütü fazla koyduk diye falan olmadı bunların hiçbirisi.
İnsan kekini bari kendi yapar. Bu kadar da hazırcılık olmaz canım. Bu ne ya? Nereden geliyor bu özgüven? Sen kimsin? Bir de diyor ki doktor Ötken aldım. Ötken kim kız? Böyle azar azar döküp ıslatacağım bunu. Geçen sefer çok dökmüşüm, kek parçalanıyordu. Bir gün bekleyecek zaten. Hacı Murat. Sen benimle bugün çok dalga geçtin. Ama hakkım helal olsun. Helal olsun. Helal ve haram arasında bir kelime. Şimdi pastacı kremamızı arasına ekliyoruz. Bu pastacı kreması. Oh yes. Elif karışmıyor da. Tutkal mı yaptın? Anne bak sen bak gerçekten şu hayatta hiçbir şeyden anlamayıp her şeyi eleştiren o insan olsun. Ne karışıyorsun ya? Üf. Allah canım affedin. Tamam demeyeceğim. Çok mutluyum yaşamakta. Daha süt ekleme. Ben bu kanalda 5 tane pasta yapma videosu çektim. Hepsi aynı bak. Copy paste hepsi aynı. Ya 500 çeşit pasta mı yapacağım? Yapabilirsin Elif. Diyenler var mıdır bilmem ama TLC'de bir pastacı var. Bayılırdım, çok severdim. Şeftalili olacak pastamız. Şimdi şeftalili nasıl olacak tadı? Çok güzel olacak tadı. İnanılmaz derecede güzel olacak. Ve sen bunu benim yaptığıma inanamayacaksın. Ve daha ne kadar koyacaksın? Çok merak ediyorum. Şöyle bir kalınlığı oldu. Bu ağlayarak bu pastayı yiyeceğin anı ben göreceğim, tamam mı? İnşallah. Şimdi ben bunu şeftalilerini böyle minicik 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 dizeceğim bunun üzerine, her yerine, tamam mı? Bunların hepsini senin için yapıyorum canım arkadaşım, sen mutlu ol diye. Teşekkür ederim canım. Şu pastada en büyük eksiklik ne? Onurum ve haysiyetim. Hayır kakao. Pandispanya'yı bari kakaolu alsaydın ya. Ben bunların hiçbirisini hak etmiyorum ama gerçekten haram edeceğim. Gerçekten mumları üflemeyeceğim sanırım. Mu üflenmeyecek. Ya ben seni niye hiç mum memnun babam hep edemiyorum? Bana çikolatalı pasta alırdı ya. Ben seni niye hiç memnun edemiyorum? Sen muzu yemediğim için. Ben muzu yemediğim için benim doğum günümde asla kimse meyveli pasta almazdı. Ya çikolata istedim bugün, çikolata çikolata dedim sana, çikolata aldım ya. Babam olsaydı yapmaz. Kızları böyle. Kalkıp gider misin babanın evine? Çok uzun, çok uzak, çok uzak. 18 saat sürüyor. Allah aşkına şuna bakın şimdi. Bu nasıl bir şeftali? Arkadaşlar tabii ki de bir kez daha evvel nasıl yapmışım ama. Şunu bir çek yukarıdan. Arkadaşlar bir kez buna para verip almıştım. Ben bunu sürekli kullanıyorum. Çünkü neden? Akıllı kadın böyle yapar. Şimdi buraya ben bir çıktı alacağım yarın. Onu yapıştıracağım. Şuraya da artık imkansız yaş 26 yazacağız. Yarın fotoğrafı yapıştırdım anlarsınız sebebi. Ya mümkünsün ya. Ben burada kavga gürültüsü. Ya böyle bir cezalet olabilir mi ya? Ya bu ne arkadaşlar, inanmayın, 26 yaşındayım, 46 değil. 46 gibi duruyor. Ya ne 46'sı ya, orada 26 yazıyor, bak şimdi ağzını yırtacağım. Ne mümkünsün be? Çok saldırgansın, biraz sakin ol. Gece saat 12'yi geçti. Hani de uyumadan evvel. Şimdi ona bununla doğum günü sürprizi yapacağım. Çekmecesini açacağım. Bir tane çikolata vereceğim. Çünkü benim arkadaşım en sevdiği şey çikolata. Ona da böyle der, çikolata der. Arkadaşım, arkadaşım. Mutlu yıllar arkadaşıma. Mutlu yıllar arkadaşıma. İnanmıyorum ya, bugün benim doğum günüm aklımdan çıkmış. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar arkadaşıma. Teşekkür ederim, bir ani aklımdan uçmuş gitmiş. Bugün İlk senin doğum gününü kutladığımızı hatırlıyor musun? İlk kutladığımızı hatırlamıyorum. Buradayken mi? Hayır, 12 yıl önce tanıştık. Sen bana bugün doğum günüm demişsindir. Ayın 19'unda tanıştık, 30'unda benim doğum günümdü. Dedin mi bana? Hiç kesin demişimdir. Demediğim insan kalmadı çünkü. Sana bugün zorla aldırdığın çikolatalardan birini getirdim. Hiç haberim yoktu. Bunu denemek istiyorduk. Bizim bakkalda yoktu. Bizim dükkanda yoktu bundan. Migros'a da çok sık gitmeyiz. Sebebini bilmiyorum çünkü evimize uzak. Aşkım sen bir dur. Nasıl bir çikolata? Tuhaf hissetmedim yani. Ben de. Dişimde kalan şeyler tuzlu karamel. Ama dişimin arasına doldu ve orayı yalayınca tadı geliyor. Şimdi bu yılın niyetine sana tarottan bir kart çekeceğiz. Bu senin bu yılını özetleyen bir kart olacak. Hadi'nin bu yıl niyetine evim huzur dolu. Güzel bir kart çekiyorum. Bu ne ya? Bu şimdi yok. Hande'nin bu yılki niyetine güzel bir kart seçtim. Bu da hayır der. Güzel bir kart seçeceğim Hande'nin niyetine. Bu geldi bu. Bu ne ya? Bu niye böyle oldu ya? Şimdi Allah'ım lütfen ya bir tane güzel bir şey çekeyim ya. Ya. Hande'nin bu yılki niyetine güzel bir kart çekiyorum. Bu ne ya? Allah Allah ya.
Allah'ım bu yıl Hande'nin niyetine bir tane güzel kart çıksın. Allah'ım hastalanmayayım yani. Neyse bu fena değildir. Hoş valisi fena değildir. Kötüleri ayırayım da bari içine. Allah'ım Hande'nin niyetine bu yıl bir kart seçiyorum. Sen güçlüsün Hande bu yıl. Bu senin güçlü olacağını göstertiyor. Tutkulu bir kadınsın her şeyden önce. Şans seninle birlikte olacak. Verseler